Hoffa Yağ Yastığı Sıkışma Sendromu. Tarih 18 Mayıs 2024. Yazar Ömer Yusuf Erdurmuş. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Hoffa hastalığı, yağ yastığı sıkışması ve infrapateller yağ yastığı sendromu olarak da bilinen Hoffa Yağ Yastığı Sıkışma Sendromu, patella ile distal femoral kondil arasında infrapateller yağ yastığının sıkışması sonrası ön diz ağrısıyla karşımıza gelebilen spor travmalarından biridir. Yağ yastığı çoğunlukla travma ya da önceki cerrahinin neden olduğu inflamasyon, şişme, hipertrofi ve fibrozis ile karakterize edilir. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromu sıklıkla cerrahi yapılmadan konservatif yaklaşımla tedavi edilebilmektedir. Hastalar ve sporcular konservatif tedavi yanıt alamadığı durumlarda ise infrapateller tendonun kısmi artroskopik rezeksiyonu hastalarda cerrahi tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır. Bu yazımızda yine sporcularda sık görülen ancak biz acilcilerin çok fazla bilgi sahibi olmadığını düşündüğüm Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromundan bahsedeceğiz. Giriş. Ön diz ağrısı özellikle aktif harekette bulunan insanlarda gözlenen diz ekleminin ön bölgesindeki ağrıyı ifade etmektedir. Bir semptom olmasına rağmen yaygın olarak ön diz ağrısı sendromu ve patellofemoral ağrı sendromu olarak isimlendirilmektedir. Sıklıkla ön diz ağrısı nedenleri kondromalezi, yağ yastığı sendromu, sinovya patolojileri, retinakula, eklem kapsülü, sinovyal plika, pateller tendon apofisi, iliotibial bant ve femoral kondillerin patoloji olarak sıralanabilmektedir. Diz eklemi içinde birçok iyi tanımlanmış yağ yastığı mevcut olup bunların her biri eklem kapsülü dışta, sinovyal membran ve eklem boşluğu içte olacak şekilde yani intrakapsüler ama ekstra sinovyal olarak konumlanmaktadırlar. Diz ekleminin ön bölümünde ise anterior suprapateller, posterior suprapateller ve infrapateller olmak üzere 3 yağ yastığı bulunmaktadır. 1904 yılında Alman bir cerrah olan Albert Hoffa tarafından infrapateller yağ yastığını travmatik ve inflamatör değişikliği olarak tanımlanan Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromu, infrapateller yağ yastığının aslında oldukça sık görülen bir hastalığıdır. Aynı klinik semptomlar için birçok değişik isimlendirme yapıldığından tanı koyum aşamasında zorluk yaşanmakta olup ilgili patoloji hakkında yeterince bilgi sahibi olunamamıştır. Etiyoloji. İnfrapateller yağ yastığı yaralanması genellikle tek bir travmatik olay veya künt darbeye bağlı tekrarlayan mikrotravmalarda, ön çapraz bağ yırtığıyla birlikte olan yaralanmalarda, patella çıkığı veya dizde burkulma sonucu gelişebilmektedir. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromu genellikle koşucularda, bisikletçilerde ve askeri personellerde daha sık görülebilmektedir. İnfrapateller yağ yastığı, nosiseptif tip 4A içermeyen sinir uçları ve P maddesi tarafından hedeflenen lifler tarafından gerçekleştirilen innervasyon nedeniyle güçlü bir ağrı kaynağı olabilmektedir. P maddesi vazodilatasyon neden olup bağışıklık hücrelerinin toplanmasını teşvik etmektedir ve doku içinde ödem gelişimine potansiyel olarak katkıda bulunabilmektedir. Bu inflamatuar süreç kalınlaşmaya ve fibrozise yol açarak infrapateller yağ yastığının elastik özelliklerinin kaybına neden olmaktadır. Takip eden fizyopatolojik süreçte skar dokusu yavaş yavaş birikir ve interkondiler çentik ve trokleaya çarparak tam ekstansiyona kadar mekanik ve veya ağırlı bir engele yol açabilmektedir. Epidemiyoloji. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromunun epidemiyolojisi hakkında yeterli miktarda bilgiye sahip değiliz. İnsidansın düşük olması, durumun teşhisindeki zorluktan ve konservatif tedaviyle yeterli şekilde tedavi edilme eğiliminden kaynaklanıyor olduğu düşünülmektedir. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromunun diz artroskopisi yapılan hastaların yalnızca %1'inde mevcut olması da göz önünde bulundurulduğunda görüntüleme ile eksik tanı konulduğu düşünülmektedir. Patofizyoloji. Akut yaralanma, tekrarlayan mikrotravma ve iatrojenik yaralanma fibrozla sonuçlanan olaylar dizisine yol açabilmektedir. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromunun iatrojenik nedenleri arasında ise artroskopiye bağlı fibrozis, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında kemik, patella ve tendon toplanması veya yağ yastığı rezeksiyonu yer almaktadır. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromunda patolojinin kaynağı olan infrapateller yağ yastığı içindeki diğer lezyonların da klinik belirtileri benzer olup sıklıkla dizde şişlik, ağrı ve hareket kısıtlılığı gelişebilmektedir. Sinovyal lipomlar, pigmente villonodular sinovit, glomus tümörleri, sinovyal kondromatozis, sinovyal hemanjiyomlar ve ganglion kistleri bu patolojinin olası nedenleri arasında yer almaktadır. Trokleanın lateral yüzünün kıkırdağı ile lateral peftellofemoral ligaman arasındaki yağ yastığının dış kısmının tekrar tekrar sıkışmasından kaynaklanmaktadır. Bu iki yapı arasındaki boşluğu azaltan herhangi bir patoloji
lokal sıkışmaya neden olabilmektedir. Hoffa yağ yarısı sıkışma sendromu aynı zamanda daha yüksek patella pozisyonuyla da bağlantılı olabilmektedir. Hoffa yağ yarısı sıkışma sendromunda anamnez ve fizik muayene. Hastaların anamnez ve fizik muayene aşaması özellikle sık atlanabilen Hoffa yağ yarısı sıkışma sendromu tanısında oldukça önemlidir. Hastalar genellikle ön disk kısmında patellanın alt koduna bitişik pateller tendonun her iki yanında ve derinlerinde lokalize olan yanma veya ağrı hissini bildirmektedirler. Bu semptomlar sıklıkla diz tam ekstansiyonda, dinamik ekstansiyonda veya uzun süreli fleksiyonda meydana gelebilmektedir. Fizik muayenede tipik olarak patellanın alt kutbuna yakın konumunda bulunan pateller tendon çevresinde rahatsızlık ve hassasiyet görülebilmektedir. Tüm hastalarda 1 dereceye kadar hareket kısıtlılığı vardır ve Hoffa yağ yastığı sıkışması olan hastalarda ekstansiyon sonunda ağrı da sık görülebilmektedir. Hastanın semptomları diz 30 derece fleksiyondayken pateller tendon sınırının hemen dışında patellanın alt kısmına baş parmak ile sert basınç uygulanarak gerçekleştirilen Hoffa testiyle değerlendirilmektedir. Bu manevra ile artan ağrının testin pozitifliğini göstermektedir. Test daha sonra tendonun medial veya lateral tarafından tekrarlanmalıdır. Görüntüleme. Sagittal MR, Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromu değerlendirilmesinde altın standart görüntüleme yöntemidir. Normal infrapateller yağ yastığının T1 ağırlıklı MR'ında görünüm, interpoze fibroz septaları temsil eden düşük sinyal yoğunluğu odakları dışında çevredeki subkutan yağ dokusuna benzemektedir. Yağ yastığının proksimal kısmında hipointens vertikal yarıklar, arka kısmında ise yatay yarıklar mevcuttur. Medial ve lateral menisküslerin ön boynuzlarına bitişik T1 üzerindeki hipointens sinyal, transvers menisküs ligamanını temsil etmektedir. T2 yağ satürasyonu MR, infrapateller yağ yastığının kasla izointens olarak gösterir. Ligamentum mucosum olarak da bilinen Hoffa yağ yastığı, sinovyumun posterior devamı, bazen ön çapraz bağın önünde ve interkondiler çentik içine yerleştirilmiş bir T2 hiper yoğun bant olarak görülebilmektedir. Vasküler yapılar T2 MR'da, infrapateller yağ yastığının medial ve lateral yönlerinde dikey bir seyir olarak görüntülenebilmektedir. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromunda infrapateller yağ yastığı içindeki T1 sinyalinin artması veya hipoyoğun T2 sinyali fibrozisi gösterir. Yağ yastığı içi ossifikasyon bir X ışını kullanılarak fibrozdan ayırt edilebilmektedir. İnfrapateller yağ yastığının içindeki hiperyoğun T2 sinyali inflamasyonu ve buna bağlı ödem ve kanamayı göstermektedir. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromunda tanı. Pozitif bir Hoffa testi, dizde ekstansiyon zorluğu ve ön diz ağrısı Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromunun sık görülen semptomlarındandır. MR bu patolojinin tanı koyma aşamasında oldukça önemli olup, tanı için MR bulgularının ek olarak klinik değerlendirme yapılması gerekmektedir. Tedavi. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromunda birden fazla tedavi seçeneği mevcuttur. Tedavi planlanması aşamasında önemli olan her bir sporcu veya hastanın farklı olduğunu ve yaralanmaların asla aynı olmadığını ön planda tutmak gerekmektedir. Bir tedavi veya egzersiz bir hasta için olumlu bir sonuç vermiş olsa da bazı hastalarda olumlu yanıt görülemeyebilmektedir. Bu nedenle tedavilerin belirlenmesi aşamasında daima tedaviden önce ve sonra hastaların nasıl hissettiğini karşılaştırmak gerekmektedir. Ve bu tedavi şekli ne olursa olsun temel amaç ödem ve ağrıyı azaltmak ve aynı zamanda eklem hareketlerini doğal konumuna getirmektir. Travma sonrası sporcuların hastaların akut tedavisinde hiç şüphesiz buz uygulama ve nonsteroid anti-inflamatuara ilaç uygulanması oldukça önemlidir. Sadece Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromunda olmayıp hemen hemen tüm spora bağlı yumuşak doku travmalarında bu tedavi protokolü kullanılmaktadır. Konu hakkındaki ayrıntılı bilginin yer aldığı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Akut travma sonrası tedavi aşamasında dizin ağrı oluşturan pozisyonundan bir an önce uzaklaştırılması oldukça önemlidir. Ağrı hareketle artıyorsa diz ortezleri yine tedavide kullanılabilmektedir. Cerrahi dışı tedavi. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromu tedavisinin temelini fizik tedavi oluşturmaktadır. Yapılan fizik tedavinin amacı vastus medialis oblikusun güçlendirilmesi, patella tendonu ve yağ yastığının yükünü hafifletmek için bantlama, esnetme ve alt ekstremite mekaniğinin optimize edilmesidir. Bantlama, taping. Bantlamanın amacı infrapateller yağ yastığının sıkışmasını ve ardından gelen inflamasyonu azaltmak için patellanın alt kısmının öne doğru açı verilmesidir. Bu, diz tamamen ekstansiyondayken patellanın proksimal yarısı boyunca bant uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Tepesi, tibial tüberkülde olacak şekilde V şeklinde iki ayrı şerit uygulanmaktadır. V bandının ilk kısmı tibial tüberkülünden başlar ve patella ve çevredeki yumuşak doku aşağıya doğru çekilirken medial epikondil üzerine uygulanır.
İkinci şerit aynı şekilde tibial tüberkülden başlayarak lateral epikondile doğru uygulanmaktadır. Hastalara ayrıca infrapateller yay yastığının sıkışmasını azaltmak için hiperekstansiyon ve hızlı ekstansiyon manevralarından kaçınmaları önerilmektedir. Fizik tedavi ayrıca quadriceps kaslarını, yani vastus medialis oblikusu hedef alan kapalı zincir egzersizlerine odaklanmaktadır. Kalçanın iç rotasyonunu ve bunun sonucunda ortaya çıkan dizdeki valgus kuvvetini azaltmak için gluteus medius'un arka liflerine direnç eğitimi, patellanın troklea içindeki daha iyi hizalanması için uygulanabilmektedir. Hasta belirgin femoral iç rotasyona sahipse, mevcut dış rotasyonu artırmak için ön kalça yapılarını gerebilmektedir. Ayrıca fizik tedavi aşamasında diz eklem aralığını rahatlatan spor ayakkabılarının kullanılması tedavi olan yanıta pozitif yönde etkilemektedir. Kortikosteroid enjeksiyonu. Hoffa yay yastığı sıkışma sendromunun tedavisinde kullanılan cerrahi dış tedavilerinden biri de enjeksiyon tedavileridir. Özellikle kortikosteroid enjeksiyonlarının kullanıldığı bu sendromda tedavi yanıtlar oldukça tatmin edici olabilmektedir. Kortikosteroid enjeksiyonları ağrıyı, şişliği ve inflamasyonu azaltmak için kullanılmaktadır. Ancak istenmeyen yan etkileri de olabilmektedir. Bu durumlardan en önemlisi hiç şüphesiz yağ yastığı atrofisidir. Böylelikle steroid enjeksiyonunun yağ yastığının küçülmesine neden olabileceği ve bunun da daha fazla ağrıya neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle kortikosteroid enjeksiyonları genellikle yalnızca sondan bir önceki seçenek olarak kabul edilmektedir. Ve diğer tüm tedavi yöntemleri uygulandıktan sonra cerrahi öncesi son seçenektir. Cerrahi tedavi. Hastaların konservatif tedavi yanıt vermediği durumlarda Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromunda cerrahi müdahale gerekebilmektedir. İnfrapateller yağ yastığının arka yüzünün artroskopik rezeksiyonu, inflamasyonlu, semptomatik yağ yastığının primer tedavisi olarak yer almaktadır. Ayrıcı tanı. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromu, ön diz ağrısına ve ekstansiyon kısıtlılığına neden olan birçok yaralanmanın dışlanarak tanısını koyulduğu bir spor yaralanmasıdır. Bu tanıları da arasında öncelikle kemik ve yumuşak doku patolojilerinin dışlanılması gerekmektedir. Ayrıca tanıda yer alması gereken tanılar şunlardır. Bursit, plika sendromu, menisküs yırtıkları, kırdak yaralanmaları, osteokondral lezyonlar, eklem içi patolojiler, ön çapraz bağ yaralanmaları, pateller tendinin, patellofemoral ağrı sendromu, osteoartrit. Spora dönüş. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromu olan hastalar çoğunlukla fizik tedavi ve veya steroid enjeksiyonları gibi konservatif tedaviye başarılı bir şekilde cevap vermektedir. Cerrahi müdahale gerektiren hastaların büyük çoğunluğu ise artroskopik devrimlerin ardından yaralanma öncesi sportif aktivitelerine geri dönebilmektedir. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromunda sporcular genellikle 8-12 hafta içerisinde normal yürüyüşlerine dönebilmektedir. Ancak sporcularda eski fizik kalitesine kavuşma tedavi yöntemlerine de bağlı olarak 3 ila 6 ay arasında gerçekleşmektedir. Hastaların tedavi uyumu ve eksiksiz gerçekleştirilmesi oldukça önemli olup uygun bir rehabilitasyon programından geçmeden spor aktivitelerine geri dönüldüğünde semptomlar yeniden gelişebilmektedir. Son söz. Hoffa yağ yastığı sıkışma sendromunun yer aldığı anatomik bölgede yer alabilen ve benzer semptomlar olan yumuşak doku patolojileri nedeniyle tanı koyma aşaması oldukça zorlanılmaktadır. Başta menisküs ve patella kaynaklı olmak üzere ön diz ağrısına neden olan birçok hastalıkla karıştırılmaktadır. Bu hastalık hakkındaki farkındalık ve bilgi eksikliği yanlış veya geç tanı konulmasına neden olabilmektedir. İnfrapateller yağ yastığı travmaya oldukça duyarlı olup ve bu yapının göz ardı edilerek gerçekleştirilen ön diz ağrıları tedavileri başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir.